Maalesef bazı protez ameliyatlarından sonra enfeksiyon ortaya çıktığı bilinmektedir. Enfeksiyonun birçok sebebi vardır. En başta hastanın ameliyat öncesi çok iyi hazırlanması gerekir. Bu hazırlıklar içerisinde hastanın herhangi bir yanında enfeksiyon odağı varsa bu odağın mutlaka ortadan kaldırılması gerekir. Örneğin mesela diş çürüğü varsa bunun tedavi edilmesi gerekir. İdrar yolu enfeksiyonu varsa bunun tedavi edilmesi gerekir. Ondan sonra hasta ameliyata alınır. Bir ikinci sebep, ameliyathane şartlarının protez ameliyatı için yeterli olmamasıdır. Bunun için de laminar akım dediğimiz ameliyathane havasını özel olarak temizleyen bir düzeneğin olması gerekir. Eğer bu düzenek yoksa o zaman bu ameliyat her zaman enfeksiyon açısından risklidir. Bir başka neden, ameliyatı yapan hekim arkadaşların bu konuda deneyimli olması gerekir. Ameliyatlar ne kadar uzun sürerse iltihaplanma riski o kadar artmaktadır. Dolayısıyla ameliyatları olabildiğince kısa sürede ve dokuları tahrip etmeden usulüne uygun şekilde bitirmek gerekir. Ondan sonra antibiyotikle gerekli önlemlerin alınması lazım. Bunun için de ameliyatın yapıldığı gün hastanın kanında en yüksek oranda antibiyotiğin bulunması yeterli olmaktadır. Daha sonraki günler antibiyotik kullanmanın herhangi bir gereği yoktur. Ancak iltihaplanırsa tedavi amaçlı uzun süre antibiyotik kullanmak düşünülebilir. Yoksa koruma amaçlı antibiyotiklerin 24 saat kullanılması yeterli olmaktadır.